mübarek bir insandır, muhterem bir insandır. Çok akılcı olaylara yaklaşıyor. Devlet aklıyla, rahmani akılla, Kur'an aklıyla olaylara yaklaşıyor. Dolayısıyla duygusal siyasetçi, klasik siyasetçi kimliğinden tamamen uzak. Allah adamı, dava adamı, Kur'an Müslümanı olarak meselelere baktığı için çok isabetli teşhislerde bulunuyor. Türkiye'nin böyle dimdik ayakta durması, sağlıklı, sıhhatli yol almasında çok önemli ana unsurlardan birisidir Sayın Devlet Bahçeli. Fitneyi yerle bir eden, fitneye nefes aldırmayan bir kişilik sergiliyor. O İyi Parti olaylara yüzeysel bakıyor. Yani klasik siyasetçi kafasıyla bakıyor. FETÖ belası gözüyle bakmıyor, PKK belası gözüyle bakmıyor. Biz iktidara gelelim falan o kafada. Halbuki şu an MHP iktidarda. Ya görünmemiş şekilde iktidardadır. Sayın Bahçeli'nin politikası da çok mükemmeldir. Ülkücü siyaset Türkiye için çok önemli ihtiyaç, özellikle şu dönemde çok hayati bir ihtiyaçtır. Devlet terbiyesi almış insanların devletin önemli köşe başlarında görev alması, devletin, milletin bekası için çok hayati, çok önemli, elzem. Sayın Bahçeli bu sistemi gayet güzel yönlendiriyor, akılcı şekilde yönlendiriyor. Büyük Birlik Partisi de, İyi Parti de, İşçi Partisi de AK Parti'yi desteklesin. İnşallah. Sayın Perinçek açıkça ifade etsin. AK Parti'yi, Tayyip Hoca'yı desteklediğini, başkan olarak desteklediğini söylesin. AK Parti demesin, demesin AK Parti demesin. Tayyip Bey'i desteklediğini söylesin, Tayyip Hoca'yı. Başkanlığını destekliyoruz desin, açık. Büyük Birlik Partisi de açıkça ifade etsin, onu da destekliyoruz desin. Tayyip Hoca samimi Müslüman. Herkesin gördüğü, bildiği bir şey. Boş yere zorlama yapıyorlar. FETÖ şeytan örgütüdür. 15 yıl Tayyip Hoca'nın aleyhine bilgi aradı bunlar. 15 yıl kameralarıyla, polisiyle, jandarmadan elemanlarıyla, polislik elemanına 15 yıl bilgi aradı. Ne buldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey bulamadı. Dolayısıyla bu Tayyip Hoca'nın ne kadar temiz bir insan olduğunu gösteren açık delildir. Boş yere çırpınıyorlar. CIA bütün gücüyle çalıştı. MI6, ki CIA MI6'e bağlıdır. Bütün gücüyle çalıştı. Netice ne? Sıfır. Dolayısıyla Tayyip Hoca'yı 2023, 2033, 2043 hepsinde destekleyeceğiz. Gönlü rahat olsun, yanındayız. İşte Vatan Partisi, İşçi Partisi aynı ikisi de. Eski İşçi Partisi. Yani Vatan Partisi, yeni değiştirdiler adını Vatan Partisi diye. Çünkü İşçi Partisi komünist çağrıştırdığı için, bir de belirli bir sınıfı çağrıştırdığı için Sayın Perinçek çok yamandır, bayağı uyanık. Vatan daha böyle ruhu okşayıcı olduğu için, daha koruyucu olduğu için. Ama buna rağmen tabii sıfır ülkü sıfırlı oy alıyorlar. Ya kardeşim, zeminde komünizm varsa, Allah'a inkar varsa olmaz, belli yani, millet, imanlı millet. Sen kayanın üstüne gül dikmeye kalkıyorsun ya. Olacak iş mi yani? Milletin maneviyatına baksana sen. Millet mümbit bir toprak gibi. Sen milletin mümbit toprak gibi olan sinesine gül ekersen gül biter. Kayanın üstüne ekersen gül yanar, biter, solar gider. Hiçbir şey olmaz. Boş yere uğraşıyor. Öyle olmaz. Aklı başında bir insan. Ama bir ihtimal, yani şöyle düşünüyorum. Herhalde iyi niyetle, ya demiştir, komünist oylar dinsizlerin, vatan düşmanlarının eline gitmesin.
yine kontrollü bir yere gelsin, hani vatanı sevenlerin kontrolüne gelsin diye ledyuni bir bakış açısıyla böyle bir tedbir almış olabilir. Yani kendini de dinsiz gibi göstertip efendim dinsizlerin, ateistlerin oyları yine vatan millet sevdalılarına gitsin, dönsün diye düşünmüş olabilir. Eğer o anlamda yaptıysa bu ledün ilmine girer. Allah'la onlar arasında. Ama Tayyip hocama desteği açıkça ifade etsin. Cumhuriyet Halk Partisi ile hangi parti ittifak eder? Yani herhalde o korkunç ihtimal aklıma geliyor. Herhalde onu yapmazlar. Dehşet verici olur yani. Öyle bir şey olmaz. O zaman Tayyip Hoca başkan demektir yani. Hem de sağlam. Ben 51 ile başkan olmasını istemiyorum. 51 falan değil. Kaç? 70. Hatta 71. 71'e başkan. Gayet güzel. Bu insanın dünyadan hiç alıp veremediği de yok. Tek amacı hizmet. O kadar. Başka hiçbir derdi yok. Ne yemek, ne içmek, ne giymek, ne gezmek, yaşamak, hiçbir şey istemiyor. Ben açıkça görüyorum. Müslümanlar ezilmesin, İslam hakim olsun, Kur'an yaşansın. Derdi, günü, yaşantısı, hayatı, amacı, gayesi bu insanın. O yüzden desteklenmesi farz-ı ayın. Benim samimi kanaatim bu. Hiç damıcım yok, ahirete hesabı verilemez. Yani Allah sorsa neyi eksikti de, niye yardımcı olmadınız, niye fitne aradınız derse ne diyelim? Tamam Tayyip Hoca'ya oy vermiyorsun. Zorun ne peki? Tamam bir göster bana, birini göster, ona verelim oy. Onu da bulamıyorum diyor. Kardeşim şimdi fitne katilden beter. Fitne çıkarıyorsun o zaman. O ne demek yani? Abdullah Gül. Abdullah Gül'ü niye çıkarıyorsun sen? Sırf Tayyip Hoca'ya muhalefet olsun. Hadi verelim ona iktidarı, Abdullah. Ne olur? Bittik. Ne İttihat-ı İslam, ne şu İngiliz Derin Devleti'nin kapıları kapanır mı? Kapanmaz mı? Veya sonuna kadar açılır mı, açılmaz mı? Artık onu bir düşünsünler. Memleket elden gider, Allah razı olsun. Onu bir faytonla şöyle bir gezdirirler. Mahvoluruz, Allah vermesin. İçine kapalı, çekingen bir insan. Yani hani kötüdür demiyorum. Acıdığım bir insan. İçine kapalı, sessiz, sedasız, hiçbir şeye karışmayan, ufku olmayan bir insan. Yani İttihat-ı İslam'ı falan açık açık savunabilecek gücü yok. Kim çağırırsa ağam, kim çağırsa paşam, o tarz bir kişiliği var. Yani sırf muhalefet olsun, torba dolsun tarzında Tayyip Hoca'ya karşı tavır alıp ortaya çıkarsa, yani tarihin en büyük ayıplarından birini yapmış olur. Ve Müslümanları şaşırtmış ve şaşırtmaca vermiş olur. Bilmeyen Müslümanlara gereksiz yere şaşırtmaca vermiş olur. Ve o giden oylara da çok yazık olur. Çok ayıp etmiş olur. Hem kazanamaz, hem de boş yere oy oranı düşürmüş olur. Onun için böyle tarihi bir hatadan şiddetle kaçınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Aman ha aman, sakın ha sakın. Şu ana kadar ciddi bir hatası olmadı. Sessiz sedasız Cumhurbaşkanlığı yaptı gitti. Yani elle tutulur öyle büyük bir yanlışı yok. Ama bu çok büyük bir yanlış olur. Yani sakın, hiç tavsiye etmem. Yani kimsenin oyununa gelmesin, dolduruşuna da gelmesin. Bu işe hiç karışmasın. Çünkü kendinden bir talep olacak bir şey değil bu. Yani kendisi bunu isteyerek yapmaz bunu. Birileri zorlarsa yapabilir. Buna da yanaşmasın. Şu an Tayyip Hoca'nın yeteneği çok iyi. Şevki de iyi, heyecanı da iyi. Sonra günler ne gösterir bakarız Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama idareci olarak mükemmel. Yani şevki de çok iyi. Bu insanın yolunu kesmeye çalışmak, ayağına dolanmak falan hem ayıp hem günah. Hem de vicdana uymaz. Hem bir şey yapmayacaksın, hemen gidip ayağına dolanacaksın. Kolaylık göstertip yolunu açalım. Olmaz. AK Parti'yi desteklemiyorsan desteklem, ona bir şey dediğim yok.
Ama Tayyip Hoca'yı destekle. Evet, dinliyorum. Ayrıca AK Parti'nin de desteklenmeyecek de bir yönü yok ayrıca. Varsa da düzeltiriz yani. Hani ben illaki öyle olsun. Olur. Yani AK Partili insanlara bakıyoruz. Gariban, mazlum insanlar böyle hani kibirli, enaniyetli falan değiller. Yani ne dersen tamam diyorlar. Bir şey eleştiriyorsun mesela hemen tamam diyorlar. Yani İçişleri Bakanlığı biraz kafayı takmış gibi görüyorlar bazı kişiler. Ben de öyle sezdim. Ya mazlum insanı çok ayıp yani ona kafayı takmak. İcraatı gayet güzel, şevki de güzel, heyecanı da güzel. Son derece candan bir tavır içerisinde. Kenardan köşeden bir şeyler yakıştırmaya çalışmak olmaz. Ben o insanların uslubunu samimi bulmuyorum. Bazı dostlardan böyle sözleri duyuyorum falan. Yok, ben insanın simasını anlarım, şevkinden anlarım. Bayağı candan. PKK'ya kök söktürüyor mu? Söktürüyor. Vatan, millet için her türlü gayret ediyor mu? Ediyor. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz derler. Ben icraatından bunu görüyorum. Lafı uzatmaya gerek yok. Dolayısıyla yakıştırmalarla, zorlamalarla bir yere gidilmez. Efendim. Berat da çok sevimli, delikanlı, temiz çocuk. Ona da kafayı takmışlar gibi görüyorum. Alışsın işte, ne güzel, yeni yeni gelişmeler oluyor, tecrübesi artıyor işte. Devlet adamlığını daha çok öğreniyor. Geleceğe hazırlık yapmış oluyor. Kendi halinde bir çocuk yani, neşeli, seveceğim insan. Tabii ki olgunlaşacak. Zamanla olgunluğu daha da artar. Daha iki günlük çocuk. İki günlük insan daha. El kadar delikanlıydı. Daha yeni bu İslami eğitimini bitirdi. Devlet terbiyesini yeni yeni aldı. Her türlü bilgisi yeni yeni oturuyor. Gayretli, şevkli. Onu yetiştirme, bunu yetiştirme, onu durdur, bunu durdur. Bu nedir ya? O zaman çıkarın ortaya adam, başka adam vardı. Yani her ortaya çıkana bir sap, bir kulp, bir laf. Böyle olmaz. Bırak yetişsin. Gayet güzel işte, şevkli, gayretli, azimli. Ya sanki elde çok fazla eleman var da onlar öylesine gelmiş gibi gözüküyor. Kardeşim, yetişmiş bir insanın daha iyi yetişmesini sağlamak lazım. Ayağına dolanmaya gerek yok. Berat bayağı şevkli bir delikanlı. Masum da yüzüne bakıyor mesela, çocuk gibi tertemiz yüzü falan. Yani uğraşmasınlar, ben hiçbir dostuma, hiçbir arkadaşıma, kardeşime tavsiye etmem. Ne İçişleri Bakanı'na ne de Berat'la. Yani yetişsin böyle insanlar. Ne suçu var çocuğun, ne yapmış yani? Ona kulp, buna kulp, ya kardeşim bu nedir yani? Hayır, Tayyip Hoca'ya da demediniz, bırakmıyorsunuz. Hayır. Hayır, Kılıçdaroğlu, onu da yerden yere vuruyorsunuz. Ya adam yok, peki kim var o zaman? Böyle şey olmaz yani, herkesi güzel yönüyle değerlendirip takdir etmek lazım, teşvik etmek lazım. Bir parça sandalyenin arkadaşına çek. Sen de bir parça o tarafa doğru git, tamam, yeterli, evet. Hayır, Berat ben mükemmeldir demiyorum. Daha çocuk o. Tabii ki olgunlaşıyor. Yani o 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bambaşka olur. Tabii ki kişiyle oturuyor, tecrübesi oturuyor. İnsanlarla görüşüyor, görgüsü, bilgisi artıyor. Daha dün kadar babasının yanında yetişti o. El kadar çocuktu yani. Yine iyi, sen oturuyorsun evde işte. O da bu hareket halinde, canlı yani. Onun için yetişen insanların ayağına dolanmak doğru değil. İçişleri Bakanı da bayağı delikanlı, candan. Hatalar yapabilir yani, uyarıyoruz. Eksiklikler olabilir. Mesela dedim, bak o adamlarla görüşme dedim. Gayet efendici, dinleyen bir insan. O İngilizler falan geldi ya. Yani bu hep Çiyan'ın numaraları bunlar yani. Onların organize ettiği hareketler. Tamam dedi, bilmiyordum. Yani gayet normal.
Ya MHP ile kardeşlerimiz de bilmiyor olabilirler yani. Yani Abdullah Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan bu işlerin içine girmesinler. Bak çok dikkatlice izliyoruz. İzliyorum da gözlerim üzerlerinde. Ya yani sakın böyle kötü şeylerin içine girmesinler. Lütfen. Bak Sayın Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Sayın Babacan. Yani biz Amerika'nın, İngiltere'nin neler söylediğini, nelerin peşinde olduğunu biliyoruz. Yani şimdi bunları biz burada aktaracak değiliz. Biliyoruz. Bak her ülkede bunlar bu vatanın evlatları bu işlere girmesinler. Kenarda dursunlar. Bu işlere girmesinler. Yani İngiltere siyasetine uygun bir usluptan şiddetle kaçınsınlar. Şayanı tavsiye. Abi bir şey bilmediğimizi düşünüyorlarsa yanılırlar. Yani her şeyin farkındayız. Evet dinliyorum. Krallık prensesin yeni resimleri var. Adı ne bunun yeni adı? Yeni kral. Adı kral. Kral. Evet. Güzel. Ama tipinde var krallık. Bunun adı ne?